Amerika Medicine'dan yeni bir videoda hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle beraber tabii ki de CarMax'e geldik ve ikinci el araba fiyatlarını inceleyeceğiz. Kameranın arkasında Yusuf var. Yusuf'la beraber Audi, Mercedes ve BMW olmak üzere birçok arabayı inceleyeceğiz. Yusuf daha çok uzman bu konuda. Daha çok kamerayı ona tutacağım ve o anlatacak. Hadi hep birlikte içeri doğru geçelim. Arkadaşlar içeride konuştuk ve sürücü testine çıkabiliriz. Birazdan da hatta bütün arabaları kontrol ettikten sonra sürücü testine çıkacağız. CarMax'i aranızda bilmeyenler vardır. CarMax gördüğünüz gibi birçok BMW, Mercedes, Chevrolet, Volvo olsun birçok ikinci el arabaların bulunduğu bir marka diyeyim. Yeni gelmiş öğrenci olabilirsiniz. Bir yıldır burada yaşıyor olabilirsiniz. CarMax size kredi skorunuza göre araba veriyor. Hatta şu an biz istesek içeriden araba alabiliriz. Şu anlık ihtiyacımız yok. Sadece insanların en çok beğendiği araçları inceleyeceğiz. Daha ucuz araçlar da var. Bunları da göstereceğiz tabii. Hibrit araçlar. Daha çok böyle Uber, DoorDash yapan insanlar tercih ediyor. Biliyorsunuz bizim araçlarımızda tabii ki de Prius. Çünkü az yakıyor. Bana sorarsan sadece BMW olarak biliyorum. Fazla ayrıntısını bilmiyorum. Hatta BMW'lerden başlayabiliriz. Ben kamera arkasına geçeyim. Yusuf size tanısın. Yusuf bu araba tam olarak ne? Araç 430i 2.0. Arabada çok güzel bir özlük. Kapıyı açıyorsun. Kupe arabalarda olur bu. Cam aşağı iniyor. Fiyatı ne bu arabanın şu anda? 32 bin dolar. 22 bin mile'da. Yine. Türkiye'deki bunun fiyatı ne kadar tahmini olarak? 4.20'ler 2.5 var. 2.5 milyon. O kadar pahalandı mı ya? Beraber içeri geçelim. Araç güzel. Araç bir kere spor bir araba. Coupe. Armand kardon var. Amerika'da bildiğiniz üzere BMW'yi fazla insanlar tercih ediyor. Sıfırlarını Amerikalılar tercih ediyor. Sonra bizim gibi insanlar bu arabalar ucuzluyor kilometre binince. Bu arabanın sıfırı 50 bin dolardı. Şu an 32 bin dolar. 2 yıl sonra 1 yıl alınca kilometre yapınca 20 bin dolar olacak. Şu anda Facebook'ta 20 bine var bu arabadan. Ama bu araba kadar temiz değil. Bu araba çok temiz. Geçelim bir sonraki arabamıza. 32 bin dolar eder mi sizce? Yorumlarda belirtin. Audi A3 19 bin dolar. 70 bin mile. Bu araba Türkiye'de benim bildiğim 1.5'la 2 arası. Temizliğine göre değişiyor. 1.300'e de var, 2 milyona da var. Bu araba 68 bin mile. Yani 1.6 ile çarpınca ediyor sana. 110-120 odayı. Bir de şöyle bir olay var. Mesela bunu Amerika'da yaşayan bir insan kaç ayda alabilir kanka? 19 bin dolarlık bir araç. Yani bir yılda alabilirsin bu arabayı. Bir yılda alabilirsin. Sen arkadaşlara yakınlaştır. Arkadaşlar bilgilidir. Araba A4 Premium Plus. Görüyorsunuz. 29 bin dolar. A4. BMW daha sportif de bu da güzel ama ben BMW'yi tercih ederim. Bu da güzel yani. Audi'ciler kızmasın ama. Makamsı kaçıyor. Yani hem makam hem spor şimdi bu Audi A4. Aylık taksit alabiliyorsun arkadaşlar. Aslında şöyle bir şey var. Başlıkta da 500 dolara araba almak ne yazdıysak onu açıklayalım. Şu anda bu arabayı 500 dolara ayda yani peşinat olarak 2000 veriyorsun tahmini. 2000'e 72 ayda alabiliyorsun. Ama şimdi fiyat çok artıyor. Olay şu şekilde. Biz Mustafa ile gelmiştik buraya. 2000 dolar peşinat istediler bizden. 2000 doları ödüyorsunuz. Geri kalan böyle yaklaşık bir 5 yıl boyunca da aylık 500 dolar. Mesela 450 dolar. 6 yıl evet. Demiş. Ama bu şeye göre değişiyor. Kredi skorunuz, burada kredi skoru çok önemli bir şey. Kredi skorunuza, yaşınıza, banka geçmişinize, her şeyinize her göre şey değişen değişiyor. Bir şey. Burada pahalı pazarlık değil. Yok. 20 bin, bu 30 bin, diğeri 40 bin. O arabalar böyle. Çünkü araba ucuz. Sabah gel yakınlaş. A serisi 29 bin dolar. Aylık 500 dolar taksitse bu arabayı da peşinat verip alabilirsiniz. Ayrıntıları da kendiniz okuyabilirsiniz. Ben aslında BMW'ciyim ama Mercedes de çok seviyorum. Özellikle Mercedes kaliteli. Güzel araba yani. İçinde beyaz deri koltukluymuş. Bu arabamızda kaç bin dolardı? 29. 29 bin dolar. Vergi. Ya şöyle bir Mercedes harbiden 29 bin dolar. Ve benim arabam. Ben bunu... Aa, bu Okan servisteki araba mı? Değildi. 51 bin dolar. Aylık 1000 dolar taksitle alabiliyorsun. Aylık minimum. Ama 24 bin mile'da. Aa, bu özelliği bak. Bak gel gel Sefa gel. Kupenin boşu ya. Buraya bak. Aa, cam, cam. Bak bunda da vakum var. Bak bir dakika. Cam olayı bayağı şaşırtıcı. Camı kapıyı açtığınız gibi cam hemen aşağı iniyor. Araba çok iyi ya. Abi bu bayağı iyi. Bu gerçekten bayağı iyi. Mercedes neydi bu? CLS diye okunuyor da CLC. CLS arkadaşlar bu. Bu saat beni bitiriyor ya. Bu saat bu direksiyon. Hatta bunun sporları da güzel. Abi araba 50 bin dolar. Yani bazı insanlar Amerika'yı bazen çok kötülüyor. Tamam Amerika'nın gerçekten kötü yönleri var ama abi sen iki yolun sonunda bu arabalara sahip olabilirsin. Volvo 40 bin dolar. 39.998 40 bin aylık 700 taksit alabilirsin. Şimdi CarMax arkadaşlar bir bilgi vereyim. Piyasanın üstü ama garanti veriyor ve arabalar temiz. Başka galerilerden daha ucuz. Bu
arabayı 40'a da, 30'a da, 25'e de bulabilirsin. Ama arabanın bir sorunu çıkabilir, garantisi bitebilir. Burada garanti veriyor. O yüzden bu arada burada pahalı. Biz normalden pahalı arabalı çekiyoruz aslında. 25'e de bu arabayı bulabilirsin. Bir de şöyle bir olay var. 30 gün iade hakkımız var. Evet. Yani 30 gün içinde diyelim ki ben bu arabayı beğenmedim, hoşuma gitmedi. Arabayı iade edebilirim yani. Ne kredi skorumu etkiler, ne bir daha araba alırken etkiliyor. Hiçbir şekilde sorun oluşturmuyor arkadaşlar. 30 gün iade süreniz var. Eğer CarMax'ten araba almayı düşünürseniz haberiniz olsun. Arabanın içine doğru geçelim. Araba güzel ama bunu genellikle SUV bir hanımefendi kullanmış. Yukarıda sunroof da var. Bu sunroof değil, bu panoramik cam tavan da geçiyor. Aa, cam tavan da geçiyor. Şimdi seni düzeltebilirler arkadaşlar. Evet. Cahil mail. Ben cahilim. Ben arabalara da çok iyi anlıyorum. O çok iyi anlıyor. Ben anlamıyorum. O yüzden zaten Yusuf anlatıyor. Araba bir de yakıyor. 19 MPG yakıyor. Yani 15-16 yakıyor litre. Sen buna benzin yetiştiremezsin. Bir Mercedes kadar kaliteli değil ama yine de kaliteli. Cadillac. Bu araç arkadaşlar Cadillac. Görüyorsunuz ambleminden. Amerikan markası. Cadillac 37 bin dolar. Diğer Cadillac da aynı. Ona bakalım. Açık. Bu 36 bin dolar. 36 bin dolar. İçine doğru geçelim bakalım. Amerikan markası. Abi güzel de. Bir Volvo'nun yerini tutmaz ya SUV'de. Ya Volvo kadar var benim gözümde de. 37 bin. Premiumlar arkadaşlar 20'den başlıyor. 40'a 50'ye kadar aylık 500 ile 1000 dolar arası ödeme. Zevkine göre. Bak. Ben burada tamam mı? Bunun siyahını alırdım. Evet. Bu araçlar ortalama aynı fiyat. Size fiyat göstereyim. İçlerinde kaliteli olan Mercedes. Öncelikle Mercedes'in fiyatı. Ben BMW'yi tercih etmiyorum ama Mercedes'in kalitesi daha güzel. GLC 300. 34 bin dolar. Aylık 600 dolar taksitle alabilirsin. BMW'nin, BMW'nin SUV'si. Abi seni düzeltecekler. BMW ne? Türkiye izliyor. BMW arkadaşlar. Ben şimdi 36 bin dolar çünkü bu arabanın mali düşük. Peki Audi? 39 bin dolar bu arabanın mali düşük. 20 bin mailden. Hepsinin modeli 2021. Mustafa ile biz buraya ilk taşındığımız zamanlar geldik. Prius bakıyoruz. 2019 model. Evet. Bizim kredi skoru geçmişimiz yok. Bir şeyimiz yok. Bize dediler ki 5 bin dolar peşinat ödeyeceksin. Ve aylık ödemeniz 700-800 dolar. Bize 29 bin dolarlık arabayı 5 yıl içinde 50 bine mi 55 bin dolara mı ne patlattılar yani. Yine neredeyse. Türkiye'den ucuz. Ama burayı tanıdıktan sonra çok mantıksız yaptınız anlarsınız. Ve sabreden derviş muradına ermiş yani. Biz de bekliyoruz şu anda. Kredi skorumuzu yükseltip kaliteli araba almak kesinlikle. Ama mesela bu araba uzak doğu. Bu arabanın markası ne? Büyük ihtimalle Nissan'ın şey markası. Bu neydi ya? Infiniti pardon Infiniti. Infiniti sonsuzluk. 37 bin dolar. Arabanın boyutunu karşılaştırın. 7 kişi. Yusuf var. Boyun kaç? 1.80 boyu var. Adamın şey Yusuf'tan bir tık daha uzun. Abi. Mesela bu çok iyi. Yani bu araba 37 bin dolar 50 bin mailden. 7 kişilik. Araba çok güzel. Bununla Uber Black yapabilirsiniz siyah arabasıyla. 7 kişilik. Güzel de kazanç sağlarsınız. Hem de aile büyükse. Toplam 7 kişilik araba. Ortada 2 kişi ve önde de 2 kişi. Bu arabalar hem çok kiralanıyor. Çok da güzel araba kaliteli. 2021. 21. Şu anda biz videoyu arkadaşlar Wisconsin Madison'da çekiyoruz. Wisconsin Madison'daki CarMax. İnternetten de fiyata bakabilirler. Kesinlikle. İnternette de fiyatları zaten gösteriyoruz. Sitelerinde de CarMax'in mevcut. Bu arabayı da beğeniyorum. Premium mu bu? Bu da premium. Bu araba kaç bin dolar? Deri koltuk ve kırmızı. BMW'lerden pahalı. Güzel bir araba ve yeni bir araba. Aylık da 666'dan başlıyor. Aylık kredi skorunuz çok iyiyse diyor burada. 8.95 oranla 666 dolara aylık ödeyebilirsiniz diyor. Ama kötüyse 970'e veriyor. O da araba size 60'a geliyor neredeyse. Yani aynen 37 binlik araba size 60'a falan gelir. Bu peşin zaten burada da geliyor. 40 küsüre geliyordur. Araba bayağı iyi. Arkadaşlar biliyordur belki. Bu arabaların anahtarının içi hepsi burada. Burada anahtar var. Aa ben bilmiyordum. Evet, burada anahtar var. Test sürücü istediğinizde geliyorsunuz. Buradan alıyorsunuz. Arkadaşlar burada Nissan, Honda, Toyota, Lexus Toyota'nın bir üst modeli. Honda, Acura. Premium arabalarını Amerika'ya göre tasarlıyor. 7 kişilikleri var filan. Lexus görmüyorum. Çok popüler. Lexus aşırı popüler. Çünkü az yakıyor. Yine bizim Prius'lar gibi. Aynen. Lexus nerenin markası? Japonya. 22 bin dolar. Bu da premium araç. 24 bin dolar. 24 bin dolar. Yine Hyundai'nin bir SUV'si. Tucson zaten Türkiye'de var. Geri Türkiye'de abi alamıyorduk. Paramız da vardı fazladan da verip alamıyorduk Tucson'ları. Bayda araba yoktu ya geçen yıl. Bu kaç model? 2022 geçen 22 yıl. Kaç bin dolarmış? Kafam büyüyor. 26 bin dolar. Eğer ki siz 2024 bir model şu anda bir araç aldınız. 100 mil gittin ya. 100 mil kullandın. En o arabanın gidiyor. 5 bin, 6 bin direkt kesiyor yani senden zaten. Burada mil çok önemli. Mili bindirdiğin an arabanın değeri biter. Yani Hyundai 17. 17 bin Hyundai'nin. Arkadaşlar şu anda Honda'ya geldik. Honda'lar biraz tuzlu. Öyle mi? Mesela bu araba bak araba güzel değil. 17 bin. 80 binde. 80 bin 2013 binde. Ooo. 2013 i̇şte, model 80 bin milde ve pahalı. Honda çok pahalı. Gerçekten pahalı. Bu araba mesela bu arabayı alırım. Hibrit. Mesela şimdi diyecekler ki abi Amerika'da ona mı dert ediyorsun filan. Arkadaşlar ben 5 bin dolar şu ana kadar benzin ödemişim. Benzine az para vermedik. Sen, 2500 de verebilirdim. Bizim gibi sen de gidip Prius alsaydın aramızda şu an yarı yarıya fark var şu an benzin. Honda CR-V 2022. 31 bin dolar.
var. Maşallah. 34.000 mile. Bu da 31. 20 ile 30 arası güzel arabalar var. Uber için güzel. Uber Comfort yapabilir mi? Buranın bel kemiği Toyota. Sokağa çık, 10 tane araba gör. 10 tane arabanın kaçı Toyota'dır? Ve bu araba 40.000 dolar. 39.998. Çünkü araba az mile var. Oha. Ve hibrit. 12.000 mile'la bakın. Evet. Tam şurada gözüküyor. Eğer gözüküyorsa 2.5. Ve bu arabalar çok popüler. Niye? Burada insanlar arabayı kullanmak için alıyor. Araba şu ana kadar oturduğum fiyat performansının en kötü arabası. Yani kalite de güzel değil. Hibrit olması, çok az yakması. Malzemesi çok ucuz. Bir sorun olursa malzemeyi yakman. Aynen. Ya malzemesi o kadar ucuz değildi. Hibrit olması ve sorun çıkarmıyor bu araba. Yağına suyunu koy. 5-6 yıl hiçbir şey olmaz. Audi'den ucuz mesela. Mercedes'ten ucuz tabii. O konuda. Kırmızı olsun, 3 kuruş fazla olsun diyen Yusuf'un. 30.000 dolar. Aynı araba bak kilometre. Sadece 38.000 fazla 10.000 düşmüş. Aynen. Hiçbir fark yok. Ama o hibritli, bu normal. Nissan Türkiye'de çok görmüştür, X-Trail. Babamın arabası da Nissan bu arada. 1.5-2 milyon vardır bu araba Türkiye'de. Ama 2019 sıfırları. Burada 24.000 dolar. 21.000 dolara bu arabayı alabilirsin. Ya şu şekilde Jeep 21.000 dolara fark alabilirsiniz. Fark ettiyseniz 15'ten aşağı araba yok burada. 15.000 dolar. Evet. Güvence verdikleri için pahalı. Arabalar da temiz. Ve Chevrolet. Chevrolet arkadaşlar Amerikan markası ve aşırı tutuyor. Evet. Kesinlikle tutuyor. Amerikalılar çok milliyetçi. Arabalarda Ford Chevrolet kullanıyor. Tanıdığım bir arkadaşın sevgilisi var. Chevrolet'i var mesela. Bütün aracıları şey Ford, Chevrolet, sonra Jeep, Corvette. Bunların hepsi şey Amerikan markası. Arkadaşlar. Hiç bırakmıyor. Cahil olduğu için Corvette'in de Chevrolet olduğunu bilmiyor. Evet doğru. Onu düşündüm aslında da. Abi şu arabanın büyüklüğüne bak. Dur. Bu araba 36 bin dolar kilitli. Bak arabanın baştan sonuna. Sonra gidelim bir şöyle. Baksana bir git. Abi 4x4. Ve bunları kullananlar genellikle çıldırtıyor beni. Türkiye'de Doblo sürücüleri gibi. Ram. Türkiye'de belki hiç görmemişsinizdir. Çok az var. Yok yani görmedim. Ve ben açık söyleyeyim görmedim. 35 bin dolar. Şu 1500 ne oluyor ya? Bak ya. Şuna bir binelim. Çok tercih ediliyor çünkü burası bir tık daha yeşillikli bir şehir Madison. Bu yüzden de çiftçiler daha fazla var. Sefa beni biliyor arabaya düşkünlüğümü. Ben buradayken uzun vadede bayağı araba almak istiyorum. 4-5 tane araba, bir tane truck, bir tane spor araba, bir tane SUV. Yani Ram de onlardan biri. Amerika'da en çok Ram'i beğeniyorum truck olarak. Arabanın arkasını göstereyim. Kaliteli. Baksana abi çok iyi. Amerikalılar büyük araba seviyor. Gösterişli şatafatlı araba ve yeni arabaya biniyorlar. Bu arabayı Türkiye'de çoğu insan seviyor. Fanatikleri var. Ben de seviyorum ama. Jeep'in. Ben de çok seviyorum. 30 bin dolar. Jeep'in çoğu filmlerde görmüşsünüzdür. Hatta Teen Wolf izleyen genç arkadaşlarımız varsa ya da geçmişinde genç olan arkadaşlarımız şu anda büyümüşlerdir. Araçta iki tane vites var. Bu her arabada yok. Ve bu arabada arkadaşlar üstü açılıyor. Bunu o yüzden göstermek istedim. Sefa bunu bilmiyordur büyük ihtimalle. Oo, bilmiyorum. Bak harbiden. Buradan üstünü açıyorsun. Arkadaşlar burada aileler en çok 7 kişilik minivan diyorlar burada. Minivan kullanıyor. Sienna çok popüler bir araç. Bu arabayı hiç bilmedim ama çok görüyorum. Sienna'yı ben çok taksilerde kullanırken görüyorum ve ya. Ve bu araba 35 bin dolar. 35 bin dolar bu araç ve her sokaktaki taksiciler bu arabayı kullanıyor. Çünkü araba 7 kişilik. Evet. Uber evet X-Charge geçiyor ama premium değil yani. Araba hibrit olması, sıfır olması, kilometre sıfır olması 35 bin yapıyor. Toyota'nın beğendiğim araç Camry abi. Yani Camry ve yeni Prius. Spor ya yani yok şey olarak söylüyorum spor olarak. Ama Prius'un 2024 modeli aşırı iyi. Burada yok tabii ki. Olsa zaten gösterelim. Mesela aynı Chrysler. 30 bin dolar. 5 bin dolar daha ucuz. Niye? Araba bir kere o 20'ydi bu 40. Bakın biraz önceki araçla aynı araç ama premium hali. Araç 7 kişilik yine. Bu araçlar genellikle Amerikalılara hitap ettiği için Amerikalılar da kaliteli ve büyük araba seviyor. Bu araç da öyle. Araç güzel. Kaç bin dolardı bu? 30.000, 35.000. Ama 30.000. Bu araba hızlı değer kaybediyor. Bu araba hızlı kaybetmiyor. Toyota, Honda burada çeyrek al. Bu arabalar 20.000 dolar hepsi. Bunlar Chevrolet'in evet. Amerikan markası. Kimse burada gelip bu arabayı almak istemez diye fazla çekmiyor. 2012 model Camry SE diye geçiyor. 17.000 dolar arkadaşlar ve 66.000 mile'da. Fiyatı normal. Çok pahalı mı sence? Güzel. Bence güzel. Bu eski model. Eski modelin içini göster bir çünkü birazdan da yeni modeli göstereceğiz. Bakın eski yani 2012 modelden fazla bir şey beklemezsin. Şimdi gelin benim en çok sevdiğim kısım 2022-2023 model Toyota Camry. 3 video önce Sadık kaza yapan bir arkadaşımız. 2023 model Toyota Camry. Onda da benzer bir araç var. 12 daha iyi. 26 bin dolar. Bakın 26 bin dolar gel kanka. Bu araba çok dolu değil. Sadık'ın arabası kırmızı deri koltuklu. Sadık'ın arabasını evet. Görseniz. Çok bir fark yok sadece koltuk var. Yok koltuk. Sadık'ın arabası bir de kırmızı deri var. Kaplama evet. Ve bayağı iyi. Dediğin gibi sanırım. Sunroof'a
var üstünde, bunun içi boş. Arkadaşlar yine bir 2022 model Toyota, 23.000 dolar. Tekrardan bir bakıyorum, Toyota, klasik Toyota, yani 22-25.600 dolara aylık alabilirsiniz. 2013 model Elantra'lar 16.000 dolar. Bunun kilometresi düşük arkadaşlar. Çok düşük. O yüzden normalde bizim arkadaşımız 6.000'e aldı bunu. Ben sokaklarda çok görüyorum. Honda Accord. En çok sedan. Evet. Bak, Accord. Honda Accord. Ben gerçekten ilk geldiğinde almak istediğim araç buydu. Honda Accord. Türkiye'de yok. Asıl diyor. Var çok var. Çok nadir. Yurt dışından falan gelmiştir yani. Yo yo var var. Ama mı? Pahalı olduğu için satmıyor. 2021 modeli bu. 50.000 mile'da 28.000 dolar. Yüzlerce araba var. Çeşit çok. Hangi birini çekelim? Yetişemeyiz. Abi sen Passat çek. Passat noktur abi. Ben. Aşiret kasa. Aşiret kasayı kim anlatır burada? Yusuf anlatır. Bizde iki tane Passat vardı. Jetta'ymış arkadaşlar bakın. Passat değil. Oğlum, Jetta sen... 20.000 dolar. Nasıl bilemedin bunu ya? Abi çünkü burada Passat yok bizim Passat'larda. Passat'larda yok mu? Meksika bu dönemden farklı. Bunlar bu da Jetta. Bu da mı Jetta? Bakayım. Harbiden Jetta'ymış. Prius tanıtacağım. Ve gel. Bir tane de Tesla'mız da, bir tane de Tesla tanıtacağım. Prius benim göz bebeğimdir. 2022 model Prius. Çok az yakıyor. Aşırı az yakıyor. 18.000 mile'da bu arabanın büyük ihtimalle MPG'si, yani galon başına 3.36 litreye yaktığı mile miktarı 50 ila 55 bin. 28 bin dolar. Bakın fiyat performans olayı direkt Toyota Prius'tur. Bak önden çek. Görünüşü kötü. Bunu herkes biliyor. Toyota Prius'un görünüşü kötü. 2024 modelleri hariç. 2024 modelleri gerçekten çok iyi. Tercih ediliyor. Çünkü az yakıyor. Sen... Prius C serisi 18 bin dolar. 36 bin milde. Kilometre düşük. Yoksa normalde 10'a bulurlar. Kilometresi bayağı düşük. Yani Prius dediğin 400 bin, 500 bin mile kadar gidiyor. Prius 4D'ye geçiyor. 40.000 mile'da ve 22.000 dolar. Sadece 22.000 arkadaşlar, dolar. Arkadaşlar arkadaşımız 5'e aldı ama 250.000 mile'daydı. Ben 3.200 dolara Prius aldım. Göz bebeğimiz. Tesla. Çok şişirilen bir marka diyorum. Tesla. İki tane almak istediğim araba var. Birincisi 2024 model Prius. İkincisi ise Tesla. 2020 model Tesla 31.000. Bak 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 şimdi bak. Bakın. Evet. Açılışa bakın. Abi koltuk yumuşacık. Aa yakışmıyor mu ya? İnsanlar ne kadar boş, içi boş falan dese de benim gözümde Tesla çok iyidir. Bak benzinli arabanın yerini hiç kimse tutamaz. Bu gerçek. Ama şunu otomatik pilota alıp uyuyup yüzlerce mil gidebiliyorsun ya. Yüzlerce mil. Güvence sebebi bence kesinlikle. Komple üstü cam. Tesla'ların çoğu böyle. Pakete göre değişiyor. Oo. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kaliteli. Düşün. Etkilendim. Bu adam benzinli arabalardan hariç hiçbir arabayı beğenmiyor. Anahtar yok, şey yok ama güzel. Şu ana kadar oturduğumuz en kaliteli 3. araç. Şu anda test drive zamanı ve içeri gidip hangi araba istiyorsun? Bir bunu beğendim ama bununla çıkmayacağım. Çünkü rengi hoşuma gitmedi. Abi bunu alalım ya. Bu Mercedes. Çok iyi. Ha? Çok iyi. Bunu istiyorum. Bu. Tamam. İlk bunu söyleyelim. Mercedes. CLS 300. Şimdi içeri gireceğiz. Soracağız bakalım. Sıraya girmiştik. Mercedes'i ben denemek istiyorum. BMW'yi de Yusuf deneyecek. Hi. You like it? Mercedes CLC. Okay. Let me drive it. Sure. I have you guys checked in. Should just be a few more minutes and I'll have somebody available for you. Can we drive two car? My friends and me. As long as you both have license and insurance. Yeah. Yeah. Sure. Okay. Thank you so much. Thank you. Ehliyetimi verdim. Sigortamın olduğunu kanıtladım. Ben Mercedes süreceğim. Yusuf ise BMW'yi sürecek. Şu anda adamı bekliyoruz. Adam geldiği gibi de zaten test drive'a geçeceğiz. Because he's the only one driving the Mercedes, correct? Yeah, I want to just Mercedes, but he want to also Mercedes and BMW. Oh, okay. So if you want to do the Mercedes also, if I could take a look at your current insurance and then I can scan this. Yep, looks good. We have 60,000 cars in our inventory. 60,000. Yeah, so you can transfer them in from anywhere in the country. Here in Wisconsin, those transfers are free. Los Angeles? You can transfer in from Los Angeles, but it'll cost a transfer fee. How much? And that one is pretty expensive. Basically just saying you're going to follow the rules of the road, that you'll be sober when you do it, and that you'll be back in about 20 minutes. Arkadaşlar, şu anda Mercedes geldi. Şimdi bunu denemeye çıkacağız. Back in about 20 minutes. Thank you. Aga ya şu arabaya baksana ya. 20 dakika bizde bu araba. Hem de bedava. Abi. Çok iyi. Çok iyi. Araba çok iyi. Abi. Arabanın fitesi nerede biliyor musun? Burada. Boşa aldın. Baba bunu vurursak. Arkadaşlar şu an harbiden Mercedes'in test drive'ına çıktık ve çeperimizi de takalım. Ya. Çok iyi ya. Arabayı kullanıyormuş gibi hissedemiyorum. Gördün mü? Otobana çıkalım mı? Çıkacağız. Fren bayağı iyi. Birazdan otobana da çıkarız zaten. Hadi ben bu arabaya şimdi hakkını vereceğim ama biraz. Bayağı iyi ama ya. Kadir ya. O ne lan? Çok iyi.
Alacağım lan seni. Abi ben de alacağım bu arada. Alacağım. Ben de alacağım bu arada, bayağı iyi. Arkadaşlar şimdi otobana çıkıyoruz. Bakalım. Otoban nasıl oluyor? Senin koltuklar sarıyor mu seni? Biliyorum, çok iyi ya. Düştün motor ya. Allah çarpsın, çok iyi ya. İyiden başkası diyor. Premium paket dediğim bu olur abi. Premium. Kaç mıymış? Bak. Bakın dostlar. Arabayı kökledim şu an. Abi. Şu anda yaklaşık 160 km hızla gidiyoruz. Araba gram hissettirmiyor kanka. Babalar sözünü tutar, geçtin direksiyonun başına. Sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin falan dediler. Vallahi ben yaptım. Babalar sözünü tutar. Shit! Bizimle oynamadın lan. Oğlum geri yatırıyor. Sese gel. Aga kaç veriyorsun? Takipçiler diye Sefa abi kaç veriyor diye ya? Abi 10 üzerinden... Hakiki 9 var bende. 9.5 var ya. Bu arabayı 23 bin mil kullandı bir adam. Arkadaşlar bu tarz içeriklerin daha fazlasını gelmesini istiyorsanız beğen, abone ol, yorum at, her şeyi yap ki biz destek ol da biz destek çekelim gençler. Bak biz çalışmıyoruz şu anda. Aynen, biz şu an sizin için varız. Sizce Mercedes nasıldı? Şu anda Mercedes'i denedik. Birazdan da BMW'yi deneyeceğiz. Mercedes'le ilgili yorumun ne? Bayağı iyi. Yusuf yine imzalıyor bir şeyleri. Alıyoruz. 500 dolar vererek buna ayda sahip olabiliyorsun ya. Bunu 500 veremezsin. Klikle yapmayak da 1000. Bu 1000. 1000 de ucuz ki. Şu an DoorDash yaparak bile bu arabayı alabiliriz. Bakın yalan yok. Şu anlık o masrafa gerekiyor. BMW gelecek. BMW gelince de BMW gösteririm zaten. Arabadan bu kadar zevk alacağımı hiç düşünmezdim. Etrafını çekelim. İki kapılı arkadaşlar. Ama 4 kişilik. Saate bakıyorum. Saat şu anda 4 ve hava karardı. Bizim yaşadığımız bölgenin bu çok büyük bir sorun. Hava çok erkenden kararıyor ve gün bitiyor. BMW almak istiyordum, beğendin mi? Ben bundan daha çok zevk aldım desem. Ben bunu alacağım. Mercedes alamam ama bunu alırım. Ne kadardı bu? 31 bin dolar da. Bu araba temiz olduğu için ama alacağım. Bas lan! Bas! Bu araba Türkiye'de 3 milyon TL. Belki daha da pahalı olabilir. Aylık 500 dolara Türkiye'deki 3 milyon TL'lik arabayı almak. Yalan yok. Yani Clickbait yok. Clickbait yok. You like the BMW? He really like it. Really like it? Actually, we came like 7 months ago and our credit score is new. So we have one here in Wisconsin, which we can transfer here for free. A couple of days to transfer here. This one from Florida is $1,400 to move. 2 weeks later, we're gonna go Florida. Are you? Yeah. Which part? In Miami. Where are you guys from? We are from Turkey. Did I talk to you guys before? Did you guys come in one time or time? Sure. Me? I came one time. Because I've been to Turkey. Really? Yes, to Istanbul. Visit for 1 week. You like it or not? Oh, it's so beautiful. This was 20 years ago, 1999. Turkish Janissary band. You know that. I think it's very, it's awesome. Yeah. And this music used to scare people, right? If you heard this, this meant bad news for you. Did you say you guys live in Istanbul? Or yeah. Do you guys own a car in Istanbul? Yeah, I have. Turkey car is expensive. Lot of tax. One car is for you. You buy big car for tax. Yeah. So people use public transit? No, they have a car. Do you have a limit as to how much you can spend? A social security card? Yeah. Do you have a credit score? Yes. Büyük ihtimalle çok yüksek çıkacak be yani ödemelerim. Deneyelim. Ayıp olmasın diye bari geldim. All right, we're just going to review the car's history. Let you know how many drivers there were and what it was used for. So this vehicle, the BMW, was used by a business. It has had an accident, minor accident on the left side. So this was used in Illinois, also where the accident happened. Aga alacağım ya. Alacağım. Yazıyorum buraya, bu arabayı alacağım. Bugün olmasa da elbet bir gün diyorsun. Elbet bir gün. Hem de prosesi görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Sonuçta CarMax'ten araba almak isteseniz şu an sıfırdan biz gösterdik size. Zor bir şey de değil. Bilgilerinizi giriyor. Social Security kartınızı giriyor. Bankanızı da kontrol ediyor. 5 dakika içinde de belli olacak ne kadar para ödemesi gerektiğini. Yusuf şey seçti. 5000 dolar ön peşinat ödeyip sonrasında da aylık ödemesini belli olacak. Şimdi bakayım kabul edecekler mi? Biz çok yeniyiz. Yani yeni insanlara vermiyorlar açıkçası ucuz fiyata. Yüksek fiyatlı çıkma ihtimali çok.
çok yüksek. They're able to do your down payment of $5,000, total of $27,200. First payment date would be in February. Too high, right? It's pretty high. Credit score is, and I know that people, when they come into the country, even when they have a lot of money, the credit building takes time. This is one option that they have. Would you be able to do anything more with the down payment? Only okay, so this is the offer now. You can email me here. I really want to buy it. Next month, I'm coming again. What I recommend is, you know, get on this website. Okay. And keep an eye on it. I remember in Turkey, you know, shopping is different. Shopping, they do best price, friend price. Yes, friend price. Last price. Last price. You know that. All time. Thank you so much. It's my pleasure. Thank you guys for coming in. Thank you so again, much. Again, I nice come meet you. Come in anytime. Thank you. Oh, well, I see this on YouTube somewhere. Yeah, you can check my channel this Friday. Well, my family will be. Until I say, finally, you get on television. Çok iyi adam değil miydi? Ailemle izlerim dedi ya YouTube'u. Aga ya, bu videoyu öne çıkardın ya. Beğenin lan. Adam çok izlensin ya. Yusuf iyice baktı. Bir tane kırmızı BMW'ye karar verdi. Alacağım. Comfortable diye tutturdu. Alacak da büyük ihtimalle birkaç ay içinde. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız harbiden beğenip abone olmanız gerekiyor. Aynen. Ve desteklemeniz bugün gerekiyor. Bugün çok emek verdik. Vallahi saat kaç ay oldu yemek bak. Ay yemedik. Kahvaltı yapmadık. Tam 5.30 saat şu an. Bir de mi ne geldik herhalde. 4.5 saattir aynen bu videoyu çekiyoruz. Şakasız söylüyorum. Diğer YouTuber'lara nazaran bence evet daha fazla emek verdiğimizi düşünüyorum. Evet, video çok kaliteli oluyor. Çok kaliteli oldu gerçekten. Kamera pahalı. Kamera ayrı. Editöre ayrı para veriyoruz. Çalışmadık bugün. Ayrı parayı ne kadar. Dostlar, gerçekten bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin, like atın, abone olun, yorum atın, Instagram'dan paylaşın, Instagram'dan bize sorularınızı sorun. Ben her gün 3-4 kişi videolu insana soru sorarım. Harbiden de yardım edebiliriz. Bu arada 1000 abone olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç. İnşallah. Bu bir daha bir başlangıç. Bu daha teaser. Ben filmi çekmeye başlamadım. Filmi çekmeye başlayınca hepiniz göreceksiniz. Bu kadar. Son söylemek istediğim şey var mı? Herkese bol şans. Bye bye. Herkese bol şans. Görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videoda hoşçakalın. And also, thank you so much, Travis. Thanks a lot.